Bugün de Seher yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Zuhal Hanım, ben bir şey söylemek evet. istiyorum. Tabii ki. Eğer müsaade ederseniz. Tabii ki. İsminiz neydi pardon? Mesude. Mesude Hanım'a. Siz herhalde ilk gün 3 vermişsiniz yarışan kayınvalidemize. Şimdi biraz dolup gelmişsiniz. Belki kayınvalidemle masada çok çekişmeleriniz oldu. Yani adaletli olmanızı istiyorum. Beğenilmediyse tamam. Ama ben her şeyimi... Beğendiklerime vereceğim. Şöyle, ben tabii her şeyimi hazırladım, yetiştirdim üstüme kadar. Sizi güzel bir şekilde karşıladım. Hani kısasa kısas yapılmasını istemiyorum. Emeğe puan verilmesini istiyorum. Lezzete tabii puan ki. Verilmesini istiyorum. Hiçbir şey olmayan masaya da 3 vermişsiniz. Bugün bak yine sizden işte orada üç falan gelinin emeğine yani yine verdim ben onu. Efendim, birlik masada değildi yani. Evet, evet birlikte değildi. Değil. Doğru. Ortaya bir şey çıkartmaya onu çalamamış yani. Onun verdiği puan normaldi aslında. Biriler yanlıştı yani bana göre. Annemin bir yani. Tanesi bana de. Bana da normal geldi. Çünkü ben hiç kimseye değil yetişemeyen, hiç kimseye bir verilmesi taraftarı değilim. Yani etik olarak en doğru bulmuyorum. Yani taban zaten 3'ten başlıyor. Zaten bir iddiası maalesef olamaz yani. Belli ki yetiştirememiş ve şey. Bir vermek bence doğru değildi. Biraz 3 doğruydu. Doğru. Normal. Bir biraz ya acımasızca geldi bana açıkçası. Evet. Yani ama hani ben onun çünkü ana yemeği yanındakiler falan yetişmişti. Evet. Salatası ve ara yemeklerinden doğru. Bir tanesi yetişmemişti. Ama ben kayınvalidenin arasını gelinden çıkarmayacağım. İnşallah öyle düşünürseniz teşekkür ederim. Evet. Buyursunlar puanlarınızı yazabilirsiniz. 2 gündür verdiğiniz puanları bir daha veremiyorsunuz. Onun dışında yani kullandığınız puanların dışında puanlar yazacaksınız. Senin çok tarafa bakma Seher'cim. Tamam. Kimse kimsenin puanına bakmasın lütfen. Evet herkes yazdı mı? Evet. Herkes puanından emin mi? Bunu her gün soruyorum. Ben eminim Zuhal Hanım. Emin değilseniz şu an değiştirme şansınız var. Az veya çok olduğunu düşünen varsa sonrasında değiştirme şansınız yok. Okey miyiz? Ben çünkü yarının ne olacağını bilmediğim için. Peki. Kararımı verdim. Yani. Sultan Hanım'la başlayacağız bugünkü açık oylamaya. Daha evvel 2 ve 5 puanlarını gördük. Buyurun Sultan Hanım, açın ve söyleyin lütfen. Benim puanım 6. 6. Ne diyorsun 6'ya? Saygı duyuyorum. Güzel bir puan. Güzel bir puan. Saygı duyuyorum. Bakalım Emine Hanım'dan kaç puan gelecek? Daha evvel 1 ve 4'ünü gördük onun da. Buyurun Emine Hanım, siz de açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Benim puanım 6. Siz de 6 verdiniz. Kapatabilirsiniz. Bakalım Mesude Hanım'dan kaç puan gelecek? Daha evvel 3 puanı gördük. Dün de kendi gelini yarıştı. Buyurun Mesude Hanım, siz de açın ve söyleyin lütfen. Benim puanım 4. 4. Yani alkışlıyorum. Adaletli olduğunuzu düşünmüyorum gerçekten. Yani pilavın, şey salatan ve sofran. Alkışlıyorum dedim ya, mükemmel önlükle bile çıkmak bile bir şeydir. Şu kıyafette her şeyi dört dörtlük yetiştirdiğine 4 veriyorsun. Yetişmemiş birçok eksiğe 3 veriyorsan o 1 puandan bana adaletten bahsetme. Dün nasıl üstüne basa basa gününe oynadın dedim. Evet şu anda beni haklı çıkarttın. Teşekkür gününe ederim, saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum, teşekkür ederim. Ama adaletli olduğunu düşünmüyorum. Ne var? Bu konuda katılmıyorum. Bak, gününü oynamadı. Üçlük masaydı bizim masa. Peki bugünkü dörtlük masa mıydı? Onu bir şey şimdi... Hayır bakın. O masayla... Onun fikrine bakın. Ben saygı duyuyorum. Hayır. Puanlamaya karışamam ben. Savunurken o kadar eksik her şey zincirleme gitmişken 3 verildiyse bu kadar bir şeye... Ya her şey bakın en kötü masa 4 dörtlük kendi hazır. Evet. Beğendi içinden bir şeyler de oldu. Hadi sadece 1 puan mıdır? İşte puan. Ona diyorum ya ben saygı duyorum. O ben o yüzden oynadığını düşünüyorum. Ben ona eleştiremiyorum. O yüzden o da doğru yani oraya 3 ise buraya bir, en azından 5 vermeniz gerekirdi. Evet, puanı eleştiremiyorum. Oynamasaydınız dediği gibi evet. Yani 5 verin. 3 vermesi doğru demin de söyledim. Zaten taban puanımız 3 ama buraya 3 evet. Ya yani 4 olmamalıydı. İşte senin için hatırlar mısınız? En son dedim değiştireyim puanımı açıkçası. 3 değil de 2 yapacaktım. Keşke sonradan gelin saygısı için özür diliyorum. Keşke 3 de 4 de versin. Tamam bakın özür diliyorum. Bir dakika. Evet senin özür diliyorum. Saygısı yarış, için verseydim. Bir saniye Nursel Hanım. Mesude'nin mi puanını tartışıyoruz? Evet. Tamam. O konuşmuyor. Gelininizin intikamını mı aldınız acaba? Ben de öyle düşünüyorum. Yok, 4 verdiğiniz için. Ben
yorumlama açısından dedim ben. Yok zaten ben hiçbir şeyi beğenmeyerek gelmiş gibisiniz. Pilavını beğendim, salatanı da beğendim. Sofran da güzel dedim başta geldiğinde. Yani dörtlük de bir sofra değildi yani. Ben onu söylüyorum. Yetişmemiş masaya ve yemeklere üçse buraya da dört olmamalıydı. Ben sizin gelinize beş verdim, üstü bile giydi değildi. Bir de olmamalıydı o gün, bugün de dört olmamalıydı. Özür diledim o gün için, şu anda özür diliyorum sırf saygısı için. Ama sizin de ben gelinize beşi neye verdim? Beğendiğim vardı, beğenmediğim de vardı. Aynı sizin gibi. Ve üstü giyili değildi. Dört dörtlük bu kadar da seri değildi. Tuzlu 2-3 kere istedim ben o çorbama. Tamam dedi. Yoksa dedi isteseydiniz. Aslında birkaç defa istedim. Duyamadı cevap yetiştirmekten. Yine de ben 5 verdim. Şu anda daha da vicdanım rahat. Gerçekten ben adaletli davrandım. Teşekkür ederim. Bu kadar. Tabii. Şöyle bir şey. Yani ben şimdi genel olarak konuşuyorum. Bu kendi gelinim için değil. Kayınvalideler iyice düşünsünler, taşınsınlar. Bilhassa pazartesi günü yarışan yarışmacılara az puan vermesinler. Çünkü doğru, ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Evet, hani önümüze ne geleceğini bilmiyoruz. Şimdi ben bugün buna puan... O gün eksikler olduğu için tabii bunu tabii, şey yapamadık. Ama ben şimdi bugün puanımı verdim. Yarın ne gelecek bilmiyorum. Tamam, daha peki fazla sizin veririm. Puanınızı göreceğiz. Ha. Şimdi bakalım Nursel Hanım'dan gelecek son puan. Buyurun, sizin de puanınızı görelim Nursel Hanım. Açın ve benim söyleyin. Benim puanım 7. Eline emeğine sağlık. Benim bu... F mi o? Böyle bir ters dönmüş. Olsun. Evet, tüm olsun. 7 puan. 7 verdim. Evet, beğendim zaten her şeyini. Şeyini beğendim. En çok güler yüzünü beğendim. Teşekkür ederim. Valla bravo. Kayınvalidesi 1 verdi. Bakın böyle kayınvalideler de oluyormuş. Ne kadar güzel. Adalet. Adalet. Ne olursa olsun adaletli olacaksın. Çünkü sonuçta kayınvalideler yarışmıyor. Gelinler yarışıyor. Bravo, bravo. O yüzden ben gelinler. Evet, eline emeğine sağlık. Şimdi ben sana puan vereceğim. Yarın kim geliyor bakalım buraya? Ben. Siz Sultan Hanım. İnşallah konuşursunuz yarın. İnşallah. Evet, afiyet olsun hanımlar. Görüşmek üzere. Evet, sevgili Seher. Eline, emeğine sağlık. Ama maalesef ben ana yemekten çok tat ve keyif alamadım. Bence biraz eksiklikler vardı. Onun için üzgünüm ama sana puanım 6.